Sözlükte günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalın ayak yürümekle ayakların yanması anlamlarındaki, Ramad maslarından veya güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış yer manasındaki. Ramda kelimesinden türeyen Ramazan, kameri yılın Şaban'dan sonra, Şevval'den önce gelen 9. ayının adıdır. Yaz sonunda ve güz mevsiminin başlarında yağıp, yeryüzünü tozdan temizleyen yağmur anlamındaki Ramadi kelimesinden ya da kılıcı veya oku demirini inceltip keskinleştirmek için. İki yalçın taş arasına koyup dövmek anlamındaki Ramd maslarından türediği de ileri sürülmüştür. Genellikle şehir ay kelimesine izafe edilip Şehru Ramazan şeklinde kullanılır. Buhari ve Nesai birer bab ayırarak Ramazan kelimesinin tek başına geçtiği hadisleri zikretmişlerdir. Bu ayın İslam'dan önce Arabı Baide Ad ve Semud döneminde, Deymur veya Zeymur diye adlandırılıp, senenin bu ayla başlatıldığı, Arabı Aribe döneminde de Natık veya Nafik ismiyle anıldığı, Ramazan isminin ise Hicri takvimde yer alan diğer ay isimleriyle birlikte, Arabı Müstaribe devrinde kullanılmaya başlandığı, İslamiyet'in ortaya çıktığı dönemde de, Arapların bu isimleri kullanmakta olduğu nakledilir. Bazı kaynaklarda, bu isimlerin miladi 5. yüzyılın başlarında, Hazreti Peygamber'in 5. dedesi Kilab bin Mürre tarafından belirlendiği kaydedilmektedir. Klasik kaynaklarda Ramazanül Muazzam olarak da adlandırıldığı belirtilen bu ay, Osmanlı belgelerinde nun kısaltmasıyla gösterilmiş ve mübarek, şerif, mükerrem gibi sıfatlarla birlikte yazılmıştır. Kaynaklarda bu aya Ramazan adının niçin verildiği hakkında farklı açıklamalar yer alır. En fazla kabul gören yoruma göre, bu ay rastladığı mevsim gereği çok sıcak ve yakıcı bir özelliğe sahip olduğu için bu adla anılmıştır. Kameri takvimde yer alan Cuma'da ve Rebi gibi ay adlarının da belirli mevsimlere ve hava şartlarına işaret etmesi bu açıklamayı destekler niteliktedir. Kameri aylar belirli mevsimlerde sabit olmayıp, farklı mevsimleri dolaştığı için bu izahı benimseyen bilginler, Arapların kameri ayların eski adlarını değiştirirken, her aya tesadüf ettiği zamanın özelliğine göre isim verdiklerini, Ramazan isminin konulmasının da, şiddetli sıcaklığın hüküm sürdüğü bir mevsime denk geldiğini belirtir. Bazı kaynaklarda Arapların bu isimleri tespit ederken soğuk ve sıcağın aylara göre yer değiştirdiğini bilmedikleri kaydedilmektedir. Ancak kameri ayların mevsimlerle irtibatında, Arapların nesi uygulamasını da göz önünde bulundurmak gerekir. Nitekim kaynaklar, Arapların haram aylarla ilgili kuralların getirdiği kısıtlamalardan kurtulmak ve haç merasimini daha uygun iklim şartlarında yapmak amacıyla, nesi uygulamasına gittiklerini, bunun için bir taraftan ayların yerlerini değiştirirken, bir taraftan da seneyi 2 veya 3 yılda bir 13 aya çıkararak, güneş takviminde olduğu gibi, ayların her zaman, belirli mevsimlere denk gelmesini sağladıklarını bildirmektedir. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve değerine vurgu yapılan, yegane ay Ramazan ayıdır. Orucun farz kılındığını bildiren ayetlerin hemen ardından, Ramazan'ın insanlara doğru yolu gösteren ve hakkı batıldan ayıran Kur'an'ın indirildiği ay olduğu belirtilir ve bu aya ulaşanların oruç tutması emredilir. Hadis kaynaklarında da Hazreti Peygamber'den nakledilen, Ramazan ayının fazileti, başlangıcının ve sonunun nasıl tespit edileceği, süresi ve bu aya mahsus ibadetlerle ilgili çok sayıda rivayet yer almaktadır. Klasik ve çağdaş literatürde Ramazan'a dair hadisleri derleyen müstakil eserler mevcuttur. Resul-i Ekrem, mübarek bir ay olarak nitelendirdiği Ramazan ayı girdiğinde, cennet kapılarının açılıp cehennem kapılarının kapandığını ve şeytanların bağlandığını, inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek, Ramazan orucunu tutan kişinin, geçmiş günahlarının bağışlanacağını haber vermektedir. Nitekim rivayetler Ramazan geldiğinde, Resulullah'ın manevi yaşantısında fark edilecek derecede bir değişiklik meydana geldiğini, bu ayda Hazreti Cebrail ile buluşup, karşılıklı Kur'an okuduklarını, özellikle bu günlerde, onun cömertliğinin doruk noktasına ulaştığını, Ramazan ayının son 10 günü girdiğinde, onun geceleri ihya edip, ev halkını uyandırdığını ve kendisini tamamen ibadete hasrederek, eşleriyle ilişkisini kestiğini bildirmektedir. Müslümanlarca sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Ramazan'ın başlıca özellikleri, şu şekilde sıralanabilir, Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmış olup, ayet ve hadislerde, bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen, Kadir Gecesi de bu ayın içindedir. Kur'an'ın Ramazan ayında, mübarek bir gecede, Kadir Gecesi'nde inmeye başladığı haber verilmektedir. İslam'ın 5 şartından biri olan oruç, bu ayda tutulur. Hazreti Peygamber'in inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek kılan kişinin, geçmiş günahlarının bağışlanacağını bildirdiği ve kendisi de bizzat kılarak ümmeti için sünnet olduğunu gösterdiği, teravih namazı bu aya mahsus ibadetlerdendir. Mali bir ibadet olan fitrenin fıtır sadakası, bu ayın sonunda ve bayramdan önce ödenmesi gerekir.
Bu ayda yapılan diğer yardımların da, öteki aylara göre daha sevap ve faziletli olduğuna dair hadisler vardır. Bu sebeple, Ramazan'da ödenmesi gerekli olmamakla birlikte, Müslümanlar zekatlarını, bu ayda ödemeyi adet haline getirmişlerdir. Bu ayın sonunda itikafa girmek sünnettir. Kaynaklar Resul-i Ekrem'in Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girdiğini ve bu adetini vefatına kadar devam ettirdiğini, onun ardından hanımlarının da itikafa girdiğini haber vermektedir. Kütüb-i Sitte'de yer alan bazı hadislerde, bu ayda umre yapanın hac sevabı alacağı ifade edilirken, zayıf olduğu kaydedilen bazı hadislerde ise, diğer ibadet ve amellere de, öteki aylara göre, daha çok mükafat verileceği bildirilmiştir. Kur'an ayı denilen Ramazan ayında, çokça Kur'an okuyup tefekkür etmek müstehap kabul edilmiştir. Hazreti Peygamber'in Hazreti Cebrail ile karşılıklı Kur'an okumasına dayanan, mukabele uygulaması da, bu aya mahsus geleneklerdendir. Ramazan ayının girmesi orucun vücub sebebini oluşturduğundan, bu ayın başlangıç ve bitişinin nasıl tespit edileceği hususu, fıkıh kitaplarında geniş biçimde incelenmiş. Günümüz şartlarında bu konuda izlenebilecek yöntemlerin belirlenip, Müslümanlar arasında birliğin sağlanması amacıyla toplantılar düzenlenmiştir. Her zaman sevinç ve coşkuyla karşılanan Ramazan ayında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede ülkemizde ve İslam dünyasında Ramazan'a has birçok dini ve sosyal içerikli gelenek oluşmuştur. Camilerde kandillerin yakılması, minareler arasına mahya kurulması, iftar davetleri, ihtiyaç sahiplerine yardımların arttırılması, sokaklarda davul çalınıp maniler söylenerek, sahur vaktinin halka duyurulması, Ramazan gecelerinde oyun ve eğlencelerin tertiplenmesi, Ramazan'a has yiyeceklerin hazırlanması gibi uygulamalar, farklı şekillerde de olsa varlığını sürdürmektedir. Lütuf ve keremi bol, inayet ve ihsanı sınırsız olan, kuluna saymakla bitiremeyeceğimiz nimet, hayır ve ikramlarda bulunan, bizleri Ramazan ayına kavuşturan Rabbimize, nihayetsiz hamdü sena ederiz. Sayılı nefeslerimize, kısa ömrümüze Ramazan ayını lütfederek nasip etmesi, tekrar etmiş olduğumuz, Recep ve Şaban ayını bizlere mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır duasının kabulüne işarettir ki, başlı başına bir şükür vesilesidir. Ramazan her haliyle rahmet ve berekettir. İhya edene, bir ömür içinde nice ömürler verilir. Nitekim Rabbimiz de öyle buyurmuyor mu? Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır, Kadir suresi. Gönüllerimize ferahlık veren, ruhlarımıza âb-ı hayat olan, hanelerimize bereket getiren, gece hayatımızı gündüze çeviren Ramazan ayının gelmesiyle, bütün mümin gönüller bayram yeri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ramazan ayının faziletlerini şöyle haber vermiştir. Eğer kullar, Ramazan ayındaki faziletleri bilmiş olsalardı, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi. Ramazan ayının diğer aylara göre fazileti, Allah Teala'nın, mahlukatı üzerine yüceliği gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan ayını ümmetimin ayı diye vasıflandırmıştır. Ümmeti Muhammed'in de, bu güzide zaman diliminin her anını dolu dolu geçirmesi büyük önem arz etmektedir. Kişi muhasebe yaparak, tevbe ve istiğfarda bulunarak, kendini Ramazan'a hazırlamalıdır. İster istemez herkes bir yıl boyunca az veya çok günah işlemiş, farkında olarak veya olmadan gaflete dalmış, kulluğuna halel getirecek hal ve davranışlarda bulunmuştur. Bu sebeple bunları tek tek düşünüp, Rabbimize arz etmeli, tevbe ve istiğfar ile gönlünü temizlemeli ve Rabbimize sığınmalıdır. Şemseddin-i Sivasi Hazretleri ne güzel söyler. Vasıl olmaz kimse Hakk'a cümleden dur olmadan. Kenz açılmaz şol gönülde, ta ki pür nur olmadan. Sür çıkar gayrı dilden, ta tecelli kıla hak. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Günahlarına tevbe eden, hiç günah işlememiş gibidir buyuran Peygamber Efendimiz, bizlere gönül hanelerimizi nasıl mamur hale getirebileceğimizi bildirmiştir. Cenab-ı Hak da Tahrim Suresinin 8. ayetinde, ey iman edenler, tam bir sıd ve ihlas ile tevbe ederek Allah'a dönün buyurmaktadır. Allah'a dönmenin vaktidir Ramazan. Muhasebe ve tefekkürü müteakip samimiyet, pişmanlık, helalleşme ve gözyaşı eşliğindeki yapılan tevbe ve istiğfarlar, Ramazan ayına. Bismillah demenin güzel bir şeklidir. Bu girişin ardından İnşirah suresinin 7 ve 8. ayetlerinde buyurulduğu gibi, boş kaldın mı hemen başka işe koyul ve yalnız Rabbine yönel fermanı istikametinde, yönümüzü Allah'a dönüp hayır işlerine, salih amellere koşturmalıyız. Ta ki hayatımızda boşa giden vaktimiz kalmasın. Günümüzü, ayımızı, ömrümüzü gözden geçirmeli ve kalan günlerimiz için Ramazan ayında güzel bir planlama yapmalıyız. Ramazan ayını, ömrümüzün son Ramazan ayını yaşıyormuşuz gibi düşünür, hisseder ve dolu dolu yaşarsak, kalan günlerimiz için de büyük ve sağlam bir başlangıç yapmış oluruz.
Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan'da diğer aylardan daha fazla kulluk yapmaya çalışırdı. Ramazan'ın son 10 gününde de, önceki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu mübarek ayda, bizler de önceki Ramazan aylarında ne kadar taat ve ibadet yaptıysak, her Ramazan ayında üstüne daha fazlasını ilave etmeliyiz. Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyorsak, yaşımız kaç olursa olsun, Ramazan'ı fırsat olarak görüp hiç çekinmeden öğrenmeye talip olalım. Senenin diğer aylarında teheccüd namazı kılamıyorsak, Ramazan ayını büyük bir fırsat olarak görelim ve sahur vakitlerine 5 dakika daha erken kalkarak gece hayatımıza teheccüd ibadetimizi ekleyelim. Vakit namazlarımızı daha bir huşu içinde, ihlasla kılmaya çalışalım. Varsa kaza namazlarımızı eda edelim. Ramazan ayına has olan teravih namazlarımızı aksatmadan ve mümkünse cemaatle kılmaya gayret gösterelim. Malum Ramazan ayı, oruç ayı. Orucumuzu zayi etmeden tutmaya çalışalım. Oruç, bütün uzuvlarla tutulması gereken bir ibadettir. Harama bakmaktan, haram işitmekten, harama yürüyüp, harama el uzatmaktan Rabbimize sığınıp, malayaniden uzak durmaya çalışalım. Buyurulmuştur ki, nice oruç tutanlar vardır ki, açlık ve susuzluktan başka bir şey elde edemezler. Hakkıyla oruç tutanlar için Rabbimizin şu müjdesini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildiriyor. Ademoğlunun işlediği her hasene hayır ve ibadet, 10 mislinden 700 misline, Allah'ın dilediği sayıya kadar artırılır. Fakat oruç böyle değildir. Çünkü oruç, benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Başta fıtır sadakası olmak üzere, orucun da katmış olduğu şuur ile birlikte, ihtiyacı olan kimselere, sadaka ve zekat vermenin en güzel zamanıdır Ramazan ayı. Mal ve mülkün sadece Allah'a ait olduğunu öğreten oruç ibadeti, malların Allah yolunda harcandıkça, değer kazanacağını da bizlere hatırlatmaktadır. Her ibadet, nefis terbiyesinin bir vesilesi iken, maalesef son yıllarda yaşanan iftar sofralarındaki şatafatlar, Ramazan şenlikleri adı altında kurum ve kuruluşlarca organize edilen, helal haram hassasiyeti olmayan eğlenceler, gündüz kazandığımız orucun sevabını zayi etmektedir. Oruçlu olunan zamanlarda ise, insanlara karşı daha nazik, kibar ve anlayışlı olmamız gerekir. Herhangi bir sebeple bize karşı sesini yükselten kişiye mukabele ederken bile, ben oruçluyum diyerek, her türlü nefsani tartışma ve kavgadan uzak durmalıdır. Orucun bizi gerginleştirmesi, asabi yapması bir tarafa, bizi daha rakik gönüllü, hassas ve merhametli yapması gerekir. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ramazan'ı idrak edip de bağışlanmamış olan kimseye yazıklar olsun. Ramazan-ı Şerif, Cenab-ı Hakk'ın müstesna bir kıymet bahşettiği mübarek bir aydır. Nasıl ki 24 saatlik bir gün içinde seher vaktinin, 7 günlük bir hafta içinde cuma gününün apayrı bir hususiyeti varsa, senenin ayları içinde de Ramazan-ı Şerif'in öyle müstesna bir kıymeti vardır. Diyebiliriz ki Ramazan-ı Şerif, adeta semamızdaki yıldızlar içinde, bütün haşmetiyle parlayıp, cihanı aydınlatan güneş gibidir. Salih zatlardan biri, bu mübarek ayın kıymetini şu teşbihle izah etmiştir. Sene bir ağaçtır. Recep ayı bu ağacın yapraklanma günleri, Şaban ayı meyvelenme günleridir. Ramazan ayı ise meyvelerinin toplandığı günlerdir. Demek ki böyle bir manevi hasat mevsiminde gaflet uykusuna dalan kimse, mahsulünü vaktinde toplamayı ihmal edip de, dalında çürüten kimse gibi, ağır bir ziyana duçar olur. Rabbimize nihayetsiz şükürler olsun ki, biz aciz kullarını bu Ramazan-ı Şerif'e eriştirdi. Lakin gelecek senenin Ramazan'ına da erebilecek miyiz, meçhul. Zira geçen Ramazan'da aramızda olup bu Ramazan'da hayatta olmayan nice kardeşlerimiz var. Onlar için artık bir Ramazan-ı Şerif'i ihya etme imkanı kalmadı. Bu itibarla, nasıl ki Resulullah Efendimiz, her namazı son namazımız olabileceği şuuruyla kılmamızı tavsiye buyuruyorsa, biz de idrak etmekte olduğumuz bu mübarek ayı, son Ramazanımız olabileceği şuuruyla, büyük bir kalbi teyakkuzla değerlendirelim. Bu güfran ayının kadrini kıymetini bilip ondan tertemiz çıkmak için gayret gösterelim. Elimizden gelen hiçbir hayrı ertelemeyelim, hiçbir salih ameli de ihmal etmeyelim. Recep ve Şaban ayları, Ramazan-ı Şerif'e bir nevi hazırlık mahiyetinde olduğu gibi, Ramazan'ın ilk 20 günü de aşre ahirine, yani son 10 gününe hazırlık mesabesindedir. Zira bin aydan hayırlı olan Kadir gecesi, Ramazan'ın bu 10 gecesi içinde bulunan, adeta gizli bir hazine durumundadır. Bu itibarla son 10 günün her anını, hatta Ramazan ayının tamamını, yapabiliyorsak ömrümüzü salih amellerle doldurmaya, hayırlarla süslemeye, gönlünü aldığımız gariplerin samimi duasıyla tezyin etmeye, son derece itina gösterelim. Nitekim Hazreti Ayşe'nin rivayetine göre Resulullah Efendimiz, Ramazan'da kendisini Cenab-ı Hakk'a yakınlaştıracak kulluk gayretlerine, diğer aylardan daha fazla itina ederdi.
Ramazan'ın son 10 gününde ise, evvelki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. Abdullah bin Abbas da şöyle der. Allah Resulü insanların en cömertiydi. Ramazan ayında ise cömertliği daha da artardı. Çünkü Hazreti Cebrail, her sene Ramazan'da gelir, ayın sonuna kadar beraber olur, Efendimiz ona Kur'an-ı Kerim'i arz ederdi. İşte bu günlerde Allah Resulü, esen rüzgarlardan daha cömert olurdu. Bizler de ilahi rahmetin coşup taştığı Ramazan-ı Şerif'te, bilhassa da onun son 10 gününde, elinden, dilinden ve gönlünden merhamet ve şefkat tevzi eden, bir rahmet insanı olmaya gayret göstermeliyiz. Ramazan-ı Şerif'in en müstesna vakti Kadir Gecesidir. Bu mübarek gece, kendisinde Kur'an indirilmekle şereflenmiş, müstakil bir sure ve pek çok hadisi şerif ile yüksek kıymeti bildirilmiş. Başta Hazreti Cebrail olmak üzere melek akınlarıyla ulvileşmiş. Müminlerin, görünmez ruhaniler tarafından selamlandığı, ilahi rahmet ve mağfiretin adeta sağanak sağanak yağdığı, ebedi kurtuluş kapılarının ardına kadar açıldığı, şafak ağarıncaya kadar feyz, bereket ve manevi fırsatlarla dolu bir gecedir. Yine bu gece, Cenab-ı Hakk'ın, Peygamber Efendimiz'e ve onun şahsında ümmeti Muhammed'e duyduğu, hususi muhabbetin bir nişanesidir. Düşünmek gerekir ki, herkesin cömertliği kendi gücü nispetindedir. Bize en ufak bir hediye verene bile teşekkür etmek bir vicdan borcudur. O halde Cenab-ı Hakk'ın, böylesine muhteşem hediyesine mukabil ne kadar şükretmeliyiz? Şüphesiz ki o mübarek geceyi aramak, ona hazırlanmak ve layıkıyla ihyasına gayret etmek, bu muazzam ilahi lütfa karşı en güzel şükür ifademiz olacaktır. Hazreti Aişe validemiz, ey Allah'ın Resulü, Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim diye sormuş, Fahri Kainat Efendimiz de. Allah'ım, sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla diye dua et buyurmuştur. Zira bu gece, af ve mağfiret gecesidir. Lakin Cenab-ı Hak kul hakkını ilahi affının dışında tutuyor. Bu sebeple borçlar ve diğer kul hakları için, hak sahipleriyle helalleşmek zaruridir. Aksi halde kul hakkının ödenmesi kıyamete kalıyor. O gün insan, hakkını yediği kişiye sevaplarını verecek, hatta sevapları biterse, o kişinin günahlarını yüklenecek. Bunun içindir ki Resulullah Efendimiz, vefatından önce müminlere adeta vasiyet mahiyetindeki, son hatırlatmalarını yaparken, sözü kul hakkına getirerek, ey insanlar! Kimin üzerine geçmiş bir hak varsa onu hemen ödesin, dünyada rezil rüsva olurum diye düşünmesin. İyi biliniz ki dünya rüsvalığı, ahirettekinin yanında pek hafif kalır buyurmuştur. Velhasıl bu mübarek günlerde hem tevbe ve istiğfarda bulunacağız, hem de üzerimizde hakkı bulunan insanlarla bir an önce helalleşeceğiz. Şayet hak sahibini bulup helalleşme imkanı kalmamışsa, onun adına hayırlar yapıp istiğfara devam edeceğiz. Kur'an-ı Kerim azizdir, izzet bahşeder. Nitekim Kadir Gecesi de, kendisinde Kur'an-ı Kerim'in tafsilen indirilmeye başlanmasıyla, müstesna bir şeref kazanmıştır. Fert, aile, millet ve devlet de Kur'an-ı Kerim'le izzet kazanır. Kur'an'dan uzaklaştığı nispette de perişan olur. Nitekim 624 sene ömür süren Osmanlı, Kur'an'a tazim ettikçe abad oldu, inkişaf etti. Fakat Lale Devri ile birlikte, Kur'an ölçülerinden uzaklaşmalar başlayınca, maalesef çöküşe doğru sürüklendi. Bu itibarla, bilhassa Kadir Gecesi'nde kulluk hayatımızı, Kur'an ölçüleriyle gözden geçirmeliyiz. Bu ayda Kur'an-ı Kerim'in mukabelesiyle meşgul olduğumuz gibi, hayatımızı onun muamelesiyle de tanzim etme yolunda ciddi kararlar almalı, bilhassa evlatlarımızın Kur'an ve namaz eğitimlerine son derece ehemmiyet göstermeliyiz. Şunu da asla hatırımızdan çıkarmayalım ki, Kur'an-ı Kerim, onun ahkamıyla amil, ahlakıyla kamil olan, Kur'an hizmetlerine canıyla, malıyla, bütün imkanlarıyla seferber olanlara, kıyamet günü şefaatçi olacaktır. Fakat bunun aksine, onu ihmal edenlerden de, Allah korusun şikayetçi olacaktır. Peygamber Efendimiz biz ümmetini hadisi şeriflerinde şöyle ikaz buyuruyor. Cebrail bana göründü ve, Ramazan'a erişip de günahları affedilmeyen kimse rahmetten uzak olsun dedi, ben de amin dedim. Hakikaten, Ramazan-ı Şerif gibi muazzam bir manevi kazanç mevsimini gafletle tüketmek, adeta define üzerinde oturduğundan habersiz halde, aç ölmek gibi hazin bir felakettir. Nitekim Ramazan-ı Şerif'ten affedilmeden çıkma korkusu, hak dostlarının yüreklerini titretmiştir. Cafer-i Sadık Hazretleri, Ramazan ayının sonunda şöyle dua ederdi, ey Ramazan'ın Rabbi olan Allah'ım! İşte bu, kendisinde Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır ve artık bitmek üzeredir, ya Rabbi! Bütün günahlarım affedilmeden fecrin doğmasından veya Ramazan'ın çıkıp gitmesinden ikram sahibi olan zatına sığınırım. İmam-ı Rabbani Hazretleri de, Ramazan'ın kendisinden razı ayrıldığı kimseye ne mutlu, onun kendisine dargın gittiği kimseye ne yazık buyurmuştur.
Ramazan'ın son günlerinde ise gönül dilimizle, ey kalplerimizin yıkandığı mübarek ay, yine gel ve bizi ihya et diyerek, onu hasret dolu elvedalarla ve bizden razı halde uğurlamaya çalışalım. Asr-ı Saadet'te bayrama, infak ve ikramla hazırlanılır, bayram, Allah için yapılan fedakarlıklarla karşılanırdı. Zira hakiki bayrama nail olabilmenin, mahzun gönüllere de bayram neşesi vermekten geçtiği, çok iyi bilinirdi. Günümüzde zalimlerin ağır zulümleri altında bir matem ülkesine dönmüş olan, İslam coğrafyasındaki muzdarip din kardeşlerimizi her zamankinden daha fazla düşünmeliyiz. Zekat, fitre ve diğer infaklarla, tebessümü unutmuş yüzleri güldürmeye gayret göstermeliyiz. Bu mübarek ayda fitre fıtır sadakası, dinen zengin sayılan her mümine vacip, hatta bazı mezheplere göre farzdır. Fitre, bayram namazına kadar verilirse makbul olur. Daha sonraya bırakılırsa, fitre dışında bir sadaka hükmüne girer. Peygamber Efendimiz fakir müminlerin de bayrama huzurla girebilmeleri için, fitrelerin bayramdan önce verilmesini istemiş, onları bu bayram gününde aç dolaşmaktan kurtarınız buyurmuştur. Hac ve umre esnasında da, bazı hata ve kusurların kefareti olarak sadaka vermek icap eder. Verilen bu sadakaların, o kusurları telafi etmesi ümit edilir. Zahiren hiç hata yapılmamış olsa bile, farkında olmadan yapılan kusurların affına vesile olması için, yahut Rabbimizin lütfettiği nimetlerin, şükranesi olarak sadakalar verilir. Yine, vefat eden bir kimsenin ardından, yakınları ve sevenleri tarafından onun namına sadakalar dağıtılır ki, bu da onun günahlarının bağışlanmasına, derecesinin yükselmesine medar olması ümidiyledir. Ramazan'da verilen fıtır sadakası fitrede bunun gibidir. Nitekim Veki bin Cerrah şöyle demiştir. Namaz için sehiv secdesi ne ise, Ramazan ayı için de fitre odur. Bunun için Resulullah Efendimiz, fitre vermeyi emretti. Ta ki oruçlunun eksiklerini tamamlasın, hata ve kusurlarını temizlesin. Ayrıca fitre, hemen herkesin verebilmesi için, cüz'i miktarda belirlenmiş asgari bir sadakadır. Dolayısıyla daha fazlasına imkanı olanların, buna ilave ikram ve ihsanlarla da, garip ve yoksulları sevindirmeleri icap eder. Zira mümin, gönüllere sevinç verme neşesiyle yaşayan bir rahmet insanı olmalıdır. Bayram, senenin herhangi bir gününde verilmiyor. Bayram, 3 aylarda idrak edilen, takva mektebinden layıkıyla geçebilenlere, ihsan edilen ilahi bir tebriknamedir. Cenab-ı Hakk'ın rahmet, mağfiret, rıza ve muhabbetine nâiliyet ümidinin sevincidir. Hakiki bayram da, ilahi afberatını alabilenlerin nasibidir. Behlül Dana Hazretleri buyurur, bayram, güzel ve yeni elbiseler giyenler için değil, ilahi azaptan emin olup, ebedi hüsrandan kurtuluşa erenler içindir. Yine bayram, güzel güzel binitlere binenler için de değil, hata ve kusurlarını terk ederek, halis bir kul haline gelebilenler içindir. Yani esas bayram, nefsani zevk-ü sefalar içinde ve israf çılgınlıklarıyla gülüp eğlenmek değil, Cenab-ı Hakk'ın bizden razı olmasıdır. Bayramları ilahi af bayramına dönüştürebilmek için, o mübarek günleri, asli gayesine uygun şekilde ihya etmek gerekir. Zira bayramlar bir tatil fırsatı değildir. Nitekim Resulullah Efendimizin bir tatili yoktu. O hiçbir zaman, bir hurma ağacının gölgesinde 3 gün dinleneyim buyurmadı. Onu Allah yolundaki gayretleri, tebliği, ibadetleri dinlendiriyor, gönlüne adeta bayram huzuru bahşediyordu. Bu itibarla bayramlar da, sıla-i rahimde bulunmak, bir vefa borcu olarak geçmişlerin ruhlarını, hayırlar ve sadakalarla şahit etmek, dargınlıkları kırgınlıkları ortadan kaldırmak, diğergâmlık, fedakarlık ve cömertlikle din kardeşliğini toplum fiilanında yaşatmak gibi, Allah'ın rızasını celbedecek nice içtimai ibadetin ifa edildiği, müşterek sevinç günleridir. Bayram, bencillikten kurtulup içtimaileşmedir. Nitekim tek başımıza bayram namazı kılamayız, kendi kendimizle bayramlaşamayız. Bayram, ferdin değil, toplumun sevincidir. Sevinçleri paylaşarak çoğaltmaktır. Başkalarını sevindirmenin hazzıyla sevinmektir. İkram ve ihsan etmenin manevi lezzetiyle ruhu doyurmaktır. Ramazan-ı Şerif'teki ibadetlerimizin kabulünün delili, Ramazan'dan sonraki hal ve istikametimizdir. Yani Ramazan-ı Şerif'te girilen yoğun ibadet iklimi ve erişilen müstesna kulluk kıvamı, ekilen bir tohum gibidir. Bu tohumun tutup tutmadığı, yılın diğer aylarında kendini gösterecektir. Mirza Mazhar Canı Canan buyurur. Ramazan-ı Şerif, zikirle uyanık olarak geçirilirse, senenin kalan kısmında da bu güzel hal devam eder. Eğer bu ayda bir kusur ve gevşeklik olursa, bunun izi bütün sene boyunca görülür. Demek ki Ramazan'da kazandığımız güzel hasletleri ve kalbi olgunluğu, Ramazan'dan sonra ne kadar devam ettirebildiğimiz, o halimizin Hak katındaki makbuliyet derecesinin bir göstergesidir. Bu itibarla, Ramazan'da kazandığımız manevi kıymetleri, Ramazan sonrasında da kaybetmeyelim.
Sıhhatimiz ve şartlarımız elverdiği ölçüde, kameri ayların 13, 14, 15. günleriyle, pazartesi ve perşembe günleri, orucun gönül feyzinden istifadeye devam edelim. Nitekim Ramazan bayramı biter bitmez, 6 günlük Şevval oruçlarının müstehap kılınması da, bir taraftan vücudu yavaş yavaş normal düzenine alıştırmaya vesile olurken, bir taraftan da, Ramazan'daki oruç ruhaniyetini nafilelerle devam ettirmenin bir telkinidir. Yine orucun gönüllere talim ettiği merhamet, şefkat, diğergâhlık, züht ve riyazat halini de hiçbir zaman silinmeyecek şekilde şahsiyetimize nakşedelim. Sahur alışkanlığını, ömürlük bir seher ve teheccüd alışkanlığına dönüştürelim. Kadir gecesini aradığımız gibi, her gecenin de kadrini bilelim. Okuduğumuz mukabeleleri, hatimleri, Kur'an ile ünsiyeti, her günümüze teşmil etmeye gayret gösterelim. Ramazan'daki zekat, sadaka ve infak heyecanını, cömertlik ve fedakarlık ufkunu, tabiatı asliyemiz haline getirelim. Unutmayalım ki Müslümanlık, sırf Ramazan'a mahsus bir merasim değil, ömürlük bir takva hayatıdır. İlahi rahmet, her zaman tecelli halindedir. Ömrün her anı, rızayı ilahiyi tahsil fırsatıdır. Mühim olan, her halükarda, ilahi rahmete ulaştıracak vesilelerin arayışı içinde bulunmaktır. Musa Efendi şu nasihatte bulunurdu. Evladım, mutlaka riyazat halinde iktisada riayet ederek yaşayın ve Allah'ın verdiklerini, yine Allah için infak edin. Riyazat haliniz sadece 3 aylara ve Ramazan'a mahsus olmasın. Onu, hayatınızın her safhasına yayın. Abdülkadir Geylani Hazretleri de şöyle buyuruyor. Ey Allah'ın kulları, bir kimse nefsini Ramazan ayında kötülük işlemekten alıkoyduysa, bunu Ramazan'dan sonraki aylarda da sürdürsün. Zira Ramazan ayının da, Ramazan'dan sonraki ayların da Allah'ı birdir. O, her iki zamandan da haberdardır. İslam, ömrün her anını düzenleyen bir hayat nizamıdır. Kimi zaman yaşanıp, kimi zaman rafa kaldırılamaz. İbadetler belli zaman ve mekanlarda ifa edilip tamamlanırlar. Fakat ubudiyet daimidir. Yani kulluk son nefese kadar, molasız, tatilsiz, fasılasız devam etmelidir. Cenab-ı Hak da, sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et, Hicr suresi, buyurmaktadır. Unutmayalım ki Ramazan ruhaniyetiyle yaşanan bir ömrün sonunda, iman selametiyle verilen bir son nefes bayramı var. Kabirde ve kıyamette meleklerin getirdiği, korkmayın, üzülmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin, Fussilet suresi, müjdesine mazhar olma bayramı var. Kabrin cennet bahçelerinden bir bahçe olduğunu müşahede edince, yaşanan bir bayram var. Mizanda hayırların ağır gelmesi bayramı var. Amel defterini sağından alma bayramı var. Resulullah Efendimizin ve Kur'an-ı Kerim'in şefaatlerine nailiyet bayramı var. Sırat köprüsünü geçerek cehennemden azad olma bayramı var. Allah'ın ve meleklerin selamına mazhar olarak, cennete davet edilme bayramı var. Ve en büyük bayram olan, Cenab-ı Hakk'ın ebedi rızasına nail olmuş halde Ru'aytullah, yani Allah'ın cemalini temaşa bayramı var. Cenab-ı Hak, cümlemize nasip etsin. Rabbimiz, Ramazan-ı Şerif ruhaniyetiyle bir ömür yaşayıp, son nefesimizi de bir bayram sabahı huzuruyla verebilmeyi, lütfu keremiyle ihsan eylesin. Bu mübarek günler hürmetine ümmeti Muhammed'i dünyevi ve uhrevi belalardan, felaketlerden, musibetlerden muhafaza buyursun. Rabbimizden cennet kapılarının açılıp, cehennem kapılarının kapatıldığı, şeytanların zincire vurulduğu, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayını hakkıyla anlayıp idrak eden, bu mübarek ayı ihya ederek, bağışlanmış şekilde bu aydan çıkan kullardan olmamızı niyaz ederiz. Amin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğimle, sevgilerle.